biliyorsunuz Emre ile Nurgül e, evlendiler. Hatta bir programda evlenmişlerdi. Uzun sürede bir programa katıldılar. Sonrasında tekrar araları bozuldu, ayrıldılar ve tekrar Emre barışmak için geldi. Tabii ben şunu da sormak istiyorum. Şimdi bu konuda bir kafa karışıklığı da olduğu için. Siz resmi olarak boşandınız mı? Evet. Ne zaman tam tarihi? İki ay falan oldu herhalde. Hatırlamıyorum. Kesinleşti mi? Yok tam kesinleşmedi. İki ay falan oldu mı? Bizim davaya gittiğimizde. Ben bilmiyorum çekişme, bakmamız çekiş, lazım. Evet, bakmamız Tarihi lazım. bilmiyorum ben. ona bir bakarsanız Çekişmeli'ye dönmüş de olabilir. Çekişmeli'ye döndü mü? ya Bilmiyorum tam dosyada yazıyordu Allah, Allah, Allah. Arkadaş boşanma kararı verildi mi yoksa siz anlaşmalı boşanmaya gittiniz anlaşmalı de. Anlaşmalı gittik e, Nurgül gelmedi. Gelme o zaman çekişmeli ha, boşanma davası boşanmamış, olmuş. Boşanmamış. Evet. Gittiniz Nurgül sen gitmemişsin. Bilerek mi gitmedin? Üşendim ya. Ha üşendi Boşanmaktan mı üşendiniz? Yani boşanmakta üşenmedim de. Psikolojim çok kötüydü. Yataktan çıkamıyordum böyle. Sen Çık Sen üzülüyordun ayrılma durumu. Ya ilk başlarda üzülüyor insan tabii ki. Hı hı. Daha uzun süreli bir evliliğin olsun. O kadar emek sarf ettiniz. Ya bir de öyle büyütüldük ya Esra Hanım yani. Hı hı. Şimdi ikinci evlilik yaparken bile bir sürü düşünerek yaptım yani. tekrardan evlen ayrıl bizim gibi aileler için sıkıntı şeyler bunlar yani. O zaman şu an çekişmeliye dönmüş izleyicilerimize de hani doğru bilgiyi verelim. E, davaya yani anlaşmalı olarak açılan davaya Nurgül gitmediği için şu an çekişmeliye dönmüş. Yani dava süreci devam ederken Emre tekrar barışmak istediğini söylüyor Nurgül'e eşiyle barışmak istiyor. Ama tabii dün biliyorsunuz konuştuk. E, bazı beklentiler vardı ve ikisinin aslında evlilikten beklentileri biraz farklı. Nurgül birazcık daha rahat ve lüks yaşam istiyor ve baştan beri ben bu lüks yaşamı söyledim diyor. Yani ben bunu saklamadım. Emre de e, bu lüks yaşamı ileride ben sağlayabilirim. Şu an yeteri kadar param yok diyor herhalde. Ben ilk baştan beri yani en azından yani geçmişte olan standartımın altına düşmek istemiyorum. Hı hı. Yani bu her kadında ister bence yani. Her Tabii. kadında ister. Tabii. Hani kendime göre haklı yönlerim var. E, o da hep zaten o şekilde geldi işte yapacağım edeceğim. 6 senedir yapacak yani Esra. Hı hı. Onun bekleyeyim yani ben. Yaşlandım. 6 senedir geldim 36 yaşına yani. Onun bekleyeceğim 10 on sene daha. Peki Nurgü ben hep şunu sorarım. Mesela Emre ile ayrılsan. E, tabii ki de sonrasında ileride bir gün tekrar hayatına bir insan girecek. O zaman diyorsun ki yani benim hala şansım var. Daha maddi durumu iyi biriyle olurum. Bunu düşünüyor musun? Yok. Ben ben zaten evlilik hiç düşünmüyorum. Hı hı. Hiç düşünmüyordum da yani. Ben Emre'yleyken de mesela hiç evliliği düşünmedim. Ona o yüzden bu kadar çekici geldim bence. Evliliği düşünmeden Düşünmediğim için ona yaptı. çekici geldim. Öyle mi Emre? Yo hiç alakası evet, yok Evet onunla çok alakası hiç var. Hiçbir alakası yok. Kaçan yani, kovalanır. Ev, evliliği düşünmediğin için ben seni sevmedim. Ne alakası var? Hayır ama o seni cezbetti. Ya imkansız Vallahi... geldi sana. Yok asla ben öyle bir şey cezbetmedi beni. Asla o alakası oluyor. yok. Cezbetti onu. Çünkü alakası ben hiç evliliği Bir kere evlendim ayrıldım. İkincisi <laughs> bizim için risk taşıyordu. Bak ayrılıyoruz mesela. Hiç gerek yok dedim yani. Bir de Emre hiç evlenmemiş. Çocuğu da yok. O çocuk ister tabii hayatında bir çocuğun olsun. Mutlaka istiyorsun. İstiyorum ama ben, istemiyorum. Ya ama ben bunları da göze almışım yani. Ama onları da bana yani kabul ederken ben çocuk da olması olur dedi mesela bana. Hı -hı. Beni kandırdı yani. Çocuk da istemiyorum. Sen benim bebeğimsin. İşte biz zaten bir çocuğa gerek yok. Bana Aha. öyle dedin yani. Ya Nurgül o kadar çok Herkese kötü oldum ki senin yüzünden. Farkında ee, değil misin yani? Ben ben de herkese kötü oldum Emre. Benim televizyona çıkmayı e, onaylayan bir sülalem yok yani. E, bütün, senin ben yüzünden de bütün çıktım ben de. Kötü, ben de bütün ailemle kötü oldum. Ben demedim sana yani. Olmasaydı. Oldu ya mı oldu sana? Burada şöyle bir şey de önemli Emre. Aslında bu erkeklerin ilişkilerin böyle başında... ...hep böyle her şeyi kadına elde etmek için vaat ediyorlar ya. Yapıyorlar birazcık be. o vaatlerin... Ee, çok doğru olmamış bence Emre. Orada birazcık hani bu kadın beklentisini açıkça söylemiş. Sen parada şey yapacağım demişsin. Onu da yapacağım. Çocuk da olmasa olur yemek de. <laughs> Sen kandırmışsın yani kızı biraz. Esra Hanım şöyle söyleyeyim ee... Tamam çocuk istiyor. Çocuğun geleceği yok. Bir evi bile yok. Hadi benim kızımım var. Ama bu adamdan çocuk yaptın diyelim. Gelecek yok. Yani bu zaman çocuk yapmak çok zor öyle. Herkes yapıyor da geleceğini düşünmeden herkes yapar. Ben öyle bir çocuk yetiştiremem. <laughs> ben Kumsta doğurmadan önce ben o geleceğini sağladım. Ondan sonra doğurdum. Bir de cahillik yani 20 yaş. Cahil evet, ya. yaşlar. Ee, o zaman daha lay lay lom gelirken şimdi lay lay lom gelmiyor çocuk bakmak bana. Tabii yani, çocuk zor. Çok zor bir şey. Abi yani. yani evlenirken bunun aklı neredeydi soruyorum şimdi yani. O zamana yani? kadar evlenirken aklın neredeydi o yüzden Ben evlenirken atarken? sana çocuk mu yapacağım yani dedim. Bir sunucunun gözlerine bakarak nikah hakkıydık seninle ya. Mesela örnek vereyim Esra Hanım bizim nikahımızı yapıyor burada. Sen onayı Esra Hanıma bakarak veriyorsun mesela. Onu anlatmaya çalışıyorum. Yani istemeseydi, iş yapmazdı. Yok ki. yani birilerinin dolduruşuyla, birinin bakışıyla. Evet biraz sen, kıza gelmiş e, sen diyorum. imza atıyorsun orada. Yoksa ben ha. evlenecek bir insan değilim. Kimsenin yani. yanındaydı ki yani. Biz Peki bir şey söyleyeceğim. O programda hani. E... Bir, yani şimdi sonuçta bu evlilik öyle şey olarak zorla yapılacak bir şey değil. Şaka değil, oyun değil, e, tiyatro değil, oyun değil yani. Şimdi sonuçta imza atıyorsunuz. Kanunen evlilik oyunu olamaz. Mutlaka Bizim bunun... zaten onunla bir alakası yok ki. Uh -huh. Ben açık açık söylüyorum zaten. Biz Emre'nin e, geçmişinde bir sanat şeyi vardı. Uh -huh. e, ön plana çıkabilmek ne için televizyon var programını ya? seçtik. Hiç alakası Bu bir gerçek. Yok. Evet. Yani, yani televizyon e televizyonda ki, yaparsak eğer ünlü olacağımızı düşünün. Ne düşündüm. alakası evet, var ben ya? Ben değil de o. Yo, yemin ben yemin şey. Yok. Ben de onu zorladım. Seni buna zorladı mı? Hayır zorlamadı. Hayır. Vallahi... Beni zorlamadı. Ben bak, de çıktım. Bak asla. Ama sonrası. Facia yani Asla. ben böyle bu, buralara geleceğini düşünemedim açıkçası. Yani siz aslında mesleki olarak da birazcık yani Emre Bey hani ünlü de olursam bu benim işime yarar diyerek televizyonla Ne alakası var Esra Hanım evet, ya? Evet o Biz 6 sene evlenemedik. Niye yalan kendisi, soruyorsun? Kendisi yok çıkalım da buraya kendisi aradı. Benim işim gücüm var diye yanımda 30 tane eleman çalışıyor diye. Söyle. Tamam ben ona bir şey demiyorum. E, ne, neyin peşindesin o zaman? Yanımızda 30 tane adam çalışıyor. Biz işimizi gücümüzü bıraktık evet, seninle uğraşıyoruz. Evet senin Giriş Rekorlar kitabını Bizden başka kimse bilmiyor. ya. Bana ne abi bilersin, bilirse bilsin bilmezse sevilmesin ya. Ne? Beni güldürürüm ya. Sonra Dur bir yani. saniye burada çok büyük bir problem var ya. Ne? Asla ya öyle bir şey yok. Evet ondan sonra tanındı. Ya ben tanısam ne olacak tanınmasam ne olacak benim umurumda değil yani. Ben zaten Guinness rekorlar kitabına girmişim kardeşim. Niye girdin sen rahmetli, Guinness rekorlar kitabına? Rahmetli, rekorlar rahmetli rekorlar kitabı? Orhan. Ya, ya. niye matematik profesöründen hayır, bahsediyorsun hayır yılın en iyi photoshopçusu seçildim evet. ben ne en hocam? hızlı photoshop kullanıyorum yılın en iyi photoshopçusuyum ben Aa. yani en hızlı photoshop kullanıyorum 10 saniyede ne istiyorsanız yapıyorum ben konu bu da değil Esra Hanım bir konu... dakika Oran Kural bu hoca olan evet, Aram. Evet, Aram. Evet, evet. bu arada oran Kural benim şeyden lisedeyken falan matematik hocamdı o yüzden de çok iyi tanırım çok severim 2 senede evinde kalmışımdır Ekmene şimdi bir evladı olduğunu, şaşırdım. beni evladı gibi görmüştür. Yani son ne kadar yanındaydım yani. Çok da severim kendisini. Burada. Emeği de bende çoktur. Yani bunu, Allah şükür onu demek beni istiyorsun? Rahmet Ben eylesin. Zaten e, ünlü olmak için çıkmadı zaten. Öyle bir zaten öldürdün şey e, diyor. Evet. <laughs> Esra Hanım ben şunu demek istiyorum. Öyle bir lansman ediyor ki bana e, ne? E, ya? Zaten ünlüydün yok. sen. Ne? Ya. Evet. Ya şimdi Esra Hanım işimde e, olsam ne olur, olmasam ne olur. Yine rekorlar kitabında yaklaşık 500 bin tane rekor var ya. Yani. Evet i̇çin bir sürü var. Bir, bulup bir sürü şey var. Zaten. Küçüğü var büyüğü var tonlarca. Onu da bırakalım. Dediği konu yanlış. Evet. Dediği kelime yanlış. Ama küçümseyecek yani, bir şey değil es yani. Es Esra Hanım şunu diyor. Yok işte ünlü olmak için. Ya bana ne ya ünlü olsam ne olur ne olur. Yani beni sen Nur sevdin ve evliliğe birazcık daha ikna edebilmek için televizyona çıktım. <laughs> Kendisi aradı beni. Ben çalışıyordum. Kim Nurgül istedi <laughs> yani. Yemin ben bankada çalışıyordum istifa etmiştim. Kim aradı? Eğlence olsun Televizyona diye. çıkalım diye kim aradı? Ben aradım. E niye üzümenize Ama iftira atıyorsun sen bizi? Hayır iftira atmıyorum. Ünlü olma şeyin küçüklükten beri var senin Ne alakası ya. var ya? Esra yani ünlü olmak demeyeyim. insana popülerlik hoşuna gidebilir Esra tabii. Esra'nın olmak herkesin diyor. hoşuna gider Esra hayır Hanım hayır. herkesin hoşuna Bakın, gider. Kendi Bunu niye itiraf etmiyorsun kendi, ben anlamıyorum kendi yani. Kendi ağzıyla kendisi yapıyor. Ne diyor? Hı -hı. Ben Emre'ye aradım diyor çıktık diyor biz televizyon programına orada da evlendik diyor. Ama Doğru buralara mı? geleceğini tahmin edemedik yani gireriz çıkarız. Yani? Hangi, hangi çift bu kadar ya ünlü çok, oldu çok bu konuyla saçma alakalı? saçma sapan bir muhabbet çok saçma sapan bir konu. Peki Nurgül Selahattin ne dedi Emre? Efendim? Nurgül seni aradı telefonla ne dedi? Bir televizyon programı var dedi. Hayır, Hayır o bana söyledi Hayır. televizyon programını. O zaman ben çalışıyordum. İstifa etmiştim. Sevgiliydiniz Yerim... ama o zaman öyle mi? Sevgiliydik. Aha. Ondan sonra gel dedim başvuralım olursa olur. Ya dedim. Nurgül olur. sen demedin mi? Annene bir türlü ikna demiyoruz. Gideriz bu programda formatta bize uyuyor. Annen de çok önemliydi benim Ondan için. sonra dedin gideriz. Senin için orada önemli, benim için şey önemli düğünümüzü değil yani. Hatta bir iddia ederiz dediniz. evet, dediniz. Düğünümüzü yaparız, evimizi kurarız. Altı senedir ya Evet. Ya tamam formatta uygun gitmişler. Bu gayet normal. Zaten ee, orası yanlış olmasaydı benim de orada. hiç evlenemezdi. Ha, yani ne ev eşyası alabilirdi, ne ev tutabilirdi. Orası olmasaydı ya biz hiç eğlenemezdik. Ya var. Evet. E O zaman niye farklı yerlere çekiyorsun konuyu? Ben onu anlamıyorum yani. Sen de öyle bir aşk olduğunu söylüyorsun. Yok bende ben öyle, öyle bir aşk. Yok öyle bir aşk bende. Ve ben şunu da söylemek istiyorum. Hı. Benim zaten işim, işim gücüm yerimdeydi. Hı hı. Kendisi çalışmıyordu. Ama şimdi denir... çalışmıyor muydu? Evet. İşten istifa etmiştim diyorsun ya. Ulan daha 5 günlük istifaydı mı buraya çıktık zaten. 5 e? günlük istifaydım ben. Çalışıyordun oradan, zaten. Oradan ayrıldım diye başka işe giremeyecek Vallahi miyim? Vallahi yani? ben o size şunu söyleyeyim. Ben, ben, kimseyi zorla televizyona çıkartmadım. Bir insanın da argosunda olacak, içinde olacak yani. Kendisi de çıkmak istemiş. Ben evlenmek yani istemiş zorla ki oraya demiyor. Çıkmış. O da kabul etmiş ama aslında Emre'nin bir zorla olma demiyor. isteği vardı. Hayır sen. efendim. Benim öyle bir şey hiç yok o ya. kafalar, yani hiç o kafalarda değildim yani onu saysa ben de oldum. Yani. Bir de şunu söylüyor. Orası olmasaydı zaten evlenemezdik. Çünkü Emre'nin maddi gücü zaten ne ev işi alacak ne de ev tutacak maddi gücü yoktu. Esra hmm, Hanım benim yoktu. annem şöyle söyleyip Nurgül'le evlenmesem benim annem istediğim düğünü de yapar, istediğin altını da takar. Annen zengin mi? Ya hamdolsun, Allah'a şükürler olsun. Yani benim sırf Nurgül'le evlenmek istemedi istemediği için ona hiçbir şey yapmak istemedi. Emre hadi ben. Ona hiçbir hadi şey yapmadım. Hadi beni istemedi. Eğer, Bundan önceki dört nişanlım da mı istemedi? Eğer, Onları seni da istemedi. paylaşmak istemiyor. Eğer, Eğer. Sen bunu kafana oturttur. Eğer Esra Hanım. ben Bundan annemin... dört kere daha nişanlandı. Onları da istemedi. Onları da istemedi. Bunun benimle bir alakası olduğunu düşünmüyorum zaman, ben yani. O zaman annenin evlenmeni hiç istemiyor. Ben annemin istediği genin adayıyla evlenseydim. Zaten ben her şeyi... Düşmanlık duyuyor musun? Her şeyi yaparım. Senin layığın oydu zaten. Hayır bak, bak şimdi... Ben sana çok fazla... Ya kendinden soğutma beni Nurgül. Ben sana çok fazla... Layığın oydu kendinden aslında. Bir tek üstü değildi aslında da ben kaldırdım Yok, yani. kendinden soğutuyorsun beni. Layığı o dediğin nasıl biri? Yani şimdi onları da kötü anlamda söylemiyorum tabii de... Hani daha böyle mütevazi bir hayat yaşayan... Hı hı. Kendi halinde, annesine hizmet eden... Yani o tarz biriyle evlensin isterdim muhakkak ki. Ee, ben hı hı. bana hizmet edilsin istiyorum. Ee, kabul edemiyor o da. Sen kayınvalidene hizmet eder misin? Ben ederim normalde ama... ...hiç öyle bir fırsatım olmadı. Hı hı. Ama ederim yani. Eşine peki eder misin? Emre'ye. Yani ediyoruz. Paylaşıyoruz bazı şeyleri. Ediyorduk yani. Hani dün çünkü hani dedi evdeke. ki ben yemek yapmam. Kahvaltı hazırlamam. Dışarıdan gelsin. Yemek gelse. yani mesela... ...illa evlendik diye yemek yapmak zorunda olduğumu düşünmüyorum. Öyle bir... E, yani ben kızma da yapmam yemek. Ne varsa yeriz mesela. Ev temizliğini de Emre yapıyor. Yani Emre'nin yaptığından ne ola ki? Yani. O kadar iyi yapamıyor. Yani bir erkeğin temizlik yapmasından ne olur? Ben zaten öyle ben çok titizim. Abi hı hı. yani ben şey beğenmiyorsan. kadar. Yok ben. Ondan sonrası bana ait zaten. Beğenmiyorsan kendin yaparsın. Yani bir yanlış ben anlama burada bazı şeyleri sen... konuşmak istemiyorum. Herkesin bir şeyi var. Sen söylüyorsan ben de söylerim o zaman. Söyle. Bir yemek yiyorsun orada 15 gün kalıyor yemek. 15 gün. Yani ben onu kaldırmasam uta ya yani artık günah diyorum da kaldırıyorum mecbur kaldırıyorum. Bir şey söyleyeceğim yani. Tabak 15 gün böyle lavabonun içinde falan mı kalıyor? Hayır lavabonun içinde değil köşesinde duruyor işte. Ben de ona makineye atıyorum evet. Bunları mı konuşalım? Neden buraya geldik biliyor musun? Senin bana zıt davranmandan dolayı. Nur'ge çok böyle, temiz bir kadın normalde. Sen sen böyle davranmaya devam et. Ben kesin sana dönerim zaten. Nurgül çok temiz bir kadın ama Seni, var ya, üşengeç. Sa sana bir şey söyleyeyim mi? Senin benim hallerimi görmen bile bir mucize biliyor musun? Hangi halde? Sana mi? gösterdiğim için kendim utanıyorum. Neyi? Ya, o halimi sana gösterdiğim için utanıyorum. Neden? Neden? Ne bilecektin ki sen benim nasıl yaşadığımı? Yani seninle kahve içmem bile senin için bir mükafat. Yani senin onunla birlikte olman bir ödül mü? Evet. <laughs> ben sana çok fazlayım yani. Sen memnunuyum benim. Yani. Benim ya layığım şu... değilsin yani. Abi şunu. Neden mesela Emre niye senin layığın değil? Değil. Ne konuda aşağı, yani daha aşağıda senden. <laughs> farklı farklı yani çok farklı kültürlerde. Kültürleriniz farklı Çok farklı yani onların mesela özel günleri kutlama gibi kutlama gibi <laughs> şeyleri yok, durumları yok. Ama ben doğum günleriymiş, yılbaşlarıymış bunları bunları önemsiyorum. <laughs> Ama mesela Emre'de yok. Ben yılbaşı kutlamam. Ya kutlama sen kutlama defol git yani ben kutlayacağım evimde Hı -hı. bunlar bile sorun oluyor çünkü onlar daha mütevazi bir hayat yaşadıkları için onlar e, şey diyorlar günah yani mesela yap ya ben ee, Noel gibi düşünmüyorum, Onu yeni bir yıla girmişim gibi kutluyorum. Tabii kültürel çok insan farklılıklar da, kutluyor yani. da çok zorluyor ilişkileri. Evet. aslına bakarsanız kültürel olarak farklı oluyor olmak da zorlayan bir şey. Evet ya yani onlar ne istediği istediği daha mütevazi bir gelin işte ona hizmet eden ben aykır geliyorum onlara. İstememesi normal ama Emre de aynı kafada bana ayak uydurmaya çalışmış o e, sözlülük zamanlarında işte konuştuğumuz zamanlarda. Aslında bana ayak koydurmayın. Aa ben olur mu? Ben öyle değilim böyleyim derken aslında benim anlamı anlayı olmam gerekiyordu. Şöyle anlamış olmam gerekiyordu. Önemsemiyor mesela. Benim doğum günümde bana hiçbir şey almamıştır. Hmm. Benim oradan anlamam lazım. Bu da önemli yani. ama doğum gününde bir kadın hediye bekler, bir önemsenme bekler. Bütün doğum. Bu arada Emre sen bu dün mesela çok istekli gittin, ayaklarını öpmeye çalıştın bir şey yaptın. Bugün bir sessizlik var sende. Yok, Neden zı... annen mi kızdı yo, sana yo, dün acaba? Yok zıt geliyor bana. Yani... Artis ya. Yok zıt geliyor ya. Zıt yani öyle konuşmaları var ki çok yanlış konuşmalar dedi. Ne çok yaptın bugün sen ya. Evet dün, dün, dün kelimeler çok... çok yanlış ya. Hı hı. Ben ona dün nasıl yaklaşmışım? Ya buraya gelmiş oturduk. Ne yok, zannediyordu? Emre... Emre? bir gün sıcak davranınca ikinci ikinci gün boynuna atlayacağım mı yok. zannediyordun? Hayır. Sen kimsin ya bir insanın? Sen gidersin başkası Hayır. gelir yani. Abi. Sen kimsin? Değil Senden ya. çok var. Senden de çok var. Senden çok var. Senden de çok Senden var. Senden çok var yani. Senden çok var. Ama şimdi bunu da söylemek kötü değil mi bir erkeğe ya? Senden de çok var. Bu hak ediyor. Her erkekleri hak ettiğinden fazla davranmayacaksınız. Öyle Vallahi mi? davranmayın ya. Hem ben, bak dün <laughs> biraz güldük falan ya hemen nasıl kıvırıyor. Bir şey söyleyeceğim ama bak kendine. bu konuda hak veririm ben. Erkekler kadar kolay şımaran yok. Öyle bir şımarıyorlar ki hemen. Neydi bir söz vardı Neyse sonu şey ayıptı biraz ama neyse yüz verdim falan filan. Aynen. Sonra bilmem ne. <laughs> Onun için... Dün bana yüz mü verdi Esra Hanım? E biraz e, böyle... Gülümse de falan ya. Gülümse de güldü dün, biraz. Dün ben gittim ayağına kapandım. Elini öpeyim dedi. ya dedim. Ya benim ayağıma kapanma. Dedim. Yani e, bir erkeğin adam, adam. hayatın boyunca ben adamım. Lan! Ne konuşuyorsun sen gayet erkek? Erkek nasıl olur? Ne konuşuyorsun? Erkek ya. olmak, adam bugün olmak... Ayrı, günü, benim e, bugün Bey, ayrı, bugün ayrı olmaz. Benim erkekliğime laf etme. Bugün ayrı... Benim erkekliğime laf etme. Bir kadına benim, da lan falan deme. O, o da, şey. da ha, işte. benim... Bak bir... ...adamın ben, ben. erkekliğine laf söylemeyeceksin... ...bir hanımefendiyle de... Tamam, ...lanlı konuşmayacaksın. Doğru, doğru söylüyorsun. Doğru. Peki, bir şey Ama onun konuşma tarzı bir çok yanlış bana karşı. Bir erkeğin nasıl olacağını bir soralım bakalım. Bir de herkes için bir adamlık şeyi vardır. Yani adamlığın tasviri. Ben de sorayım. Mesela izleyicilerimize hmm. soralım. Sizin için adam olan adam. Şimdi erkek çok, adam az. Şimdi hmm. orası ayrı bir şey. Gerçekten her erkekte de adam değil. Şimdi bunlar da kusura bakmasın. Yine ben erkekleri laf ettim. Oradan bana... ...kız kız beni sabote ediyorlar ama... Her erkek adam değil. Adam olan erkek nasıl olur? Sizce ben bir izleyicilerimize de merak ediyorum. Sorayım. Bu arada yorum da yapın. Yorumlarınızı okuyorum. O yüzden sizin yorumunuz yorumlarınıza göre de soru soruyorum. Gülşen Hanım buyurun. Adam olan erkek nasılmış? Adam eşine bakmalı. Heh. Ama eşinin istekleri böyle villa milla değil. Hı hı. Ee, tabii biraz o şekilde de... Siz yani çabalamıyorsunuz gibi bir şeye. Ben siz mi çabalamıyorum? Ben evet çabalamıyorsunuz. Siz, seviyorum seviyorum. Kuru kuru selavat gel yanıma ya sizinki de. Yanlış anlar. Yani, evet evet çabalamadığım ne için. Ne çabalıyorsunuz? Çabalamadığım seni için. çabalamadığım seni için. Çabalamadığım seni seviyorum derken. Tamam bir, bir dakika, saniye, saniye Tamam, midir bu? tamam Gülşen Hanım. Çabalamadığım için bu hanımefendiyi aldık. Koskoca güzel bir sitenin içine oturtturduk. Ve şu anda o evde kalmadan kirasını faturasını ödüyorum. Mecbursunuz Bir lan. mahalleden gelip sitede oturuyor şu anda. Ama ne, ne daha ne yapabiliriz? Ama mecbur, ama daha ne, ne, ne yapabiliriz? Ne yapabiliriz? Daha. Bir site tuttun onu mu Daha, daha söylüyorsun? ne yapabiliriz abi? Çok mu mürüyorsun. Hadi ne yapayım ben sana? Filiz zaten görüp görebileceğin el üstünde. Ben bugün site, günlük 1000 lira 1500 lira. Biliyor musun bir üstünü göremezsin bu kafayla günlük sen. 1000 lira 1500 lira bir kadını harcayım. Zaten benim yanımdan ayrılmaz bu kadın. Kim olursa olsun e, ayrılmaz o zaman. abi. Ama ben seni sevdiğim değil için, ki. sana değer Ona verdiğim bakarsan, için sen bana bir buçuk milyar harcıyorsun. E, Diğeri bana 10 bin lira harcar abi günlük. ki. herkes bütçesine göre harcar. Herkes bütçesine göre harcar. Ben değil. de sana Biz, bütçemiz sınırlarını de zorluyorum birlikte. değil mi? Bütçemiz sınırlarını zorluyorum. Olay o değil Lan işte. Nankörlük yapma. Nankörlük yapma Bey abi. Bey peki bunlar söylenir mi? Söylenmez. Söylenmez. Senden çok var kelimesi söylenir mi? yani bunlar. Senden çok var kelimesi söylenir mi belki? Ben şunu Mesirel yaptım. Adam. Ben bunu yaptım. Söylenmez. Tamam. Her Mesirel şey söylüyor. Ben demeden önce o kendisi söyledi. Ben, ben hiçbir şey demeden kendisi senden şöyle, çok var dedi bana. Şunu söylemek istiyorum. Emre sen günlük 1500 TL mi harcıyorsun Nurgül için? Evet. Ne için harcıyorsun bu 1500 TL'yi? Diyoruz zaten hesaplamadık mı diyor. Tamam. 1000 lira zaten yemek parası günlük. Ayda 30.000 TL yapar. E ben bir şey günde. söyleyeceğim. Sadece kadına para harcayarak kadını tutamazsın yanında. Başka ne yapıyorsun? Beni tutamaz ki zaten. Ayağını para öpüyor. harcayarak ha. beni... Ayağını öpüyor. Hüseyin. Beni para yapalım? harcayarak yanına tut... Düşünmeyin ne yaparsa yani. kalırsın. Hayır, o mütevazi davrandığı için, kadın ruhundan anladığı için. Güzel sözler. Ben ev arkadaşlığına evet dedim aslında Emre ile. Çünkü çok anlayışlı. Ben benim yorgun olduğum zaman o bir şeylerin ucundan tuttu. O yorgun olduğu için ben bir şeylerin ucundan tuttum. Bunu götürebilseydik dört dörtlük olacaktı. Ne değişti burada? Ben başıma Eğer Paşa. Veliyat almadım Vallahi yani. Bizim... Ben öyle bir kafada evlilik yapmam zaten. Bizim Peki, bana can yoldaşı olacak Peki, bir insanla binecektim. Peki Nurgül ben. nikahlanınca evre değişti, değişti mi? Değişti. Ha değişti. Nasıldı, nasıl oldu? Yani ben onun bir malıymışım gibi davranmaya başladı. Asla. Öyle bir şey yok yani. Asla öyle bir şey davranış. Nurgül gidemez, Nurgül yapamaz. Annem benimle gittim zaman beni aramıyordu bile. Çünkü Nurgül onunla evli ya. Yanlış bir şey yapmaz Nurgül. Emin çünkü Nurgül'den evli ya. Hı -hı. Yapmaz. Kendi için yapmaz çünkü Nurgül. Baktı ki avucumun içine aldım. Bu benim zaten. Hı. Bu benim yani. Erkeklerde bu var da. ama. Evlenince falan evlenmeye de gerek yok. Ondan da öncesine başlıyorlar. O kaybetme korkusu azaldı mı? Nasıl olsa benim diye rahat davranmaya başlıyor. Peki o güzel davranışları azaldı mı? Kalmadı ki. Hiç kalmadı. Birbirimizin suratına bakmamaya başladı. Ya alakası part. yok. Evet. Alakası yok. Yemin ederim ona o kadar ilgi gösteriyorum ki kendimi unutmuşum ya. ya Vallahi em, saç sakal tıraş olmaya gitmiyorum. Sen işte çok dengesizsin. Yani. Bir gün çok ilgi gösteriyorsun. Evet. Ertesi gün annenin bir, yanına çıkıyorsun. Bir dediğin. Konuşuyorsun geliyorsun. Bak. Örkek gibi davranmaya bir çalışıyorsun. Dedi, yani bir bir insanın. Kibar bir, erkekten. Tamam. Çünkü tamam. annesi demek ki onu öyle dolduruyor. Bir insanın bir olur değil Biraz mi? Biraz erkek ol. ...dediğini yaptır falan diye öyle geliyor yanıma. Şaşırıyorum değişiyor yani. Değişiyor hemen annesinin evet, yanına gelince. Evet çok etkileniyor. Hayır hayır hayır. Bir insanın hayır, hayır, bir kişi hayır, oldu. Hayır, hayır. Dün ne dedi? Emre dedi o kadar çok ilgi veriyor ki dedi... ...ilgiden bunalıyorum dedi. Söylediğini unutma. Söylediğini unutma. Ben farklı bir Ama şey mi söyledim? Emre annenin yanına gidince değişip geliyorum. Hayır hiç de işte değişmiyorum. Evet. Hayır hiç işte evet. değişmiyorum. Emre. Sen değişiyorsun. Evet. Bakışların değişiyor. Bana kahve yaparken... kat kendin kahveni yap dedin ya. Ben annemin yanına gidince kendisinin şekli değişiyor. Zannediyor ki annem beni dolduruyor. Doldurmuyor mu? Dolduruyor. Kahveleri evre mi <laughs> yapıyor? <gülüyor> Kahveleri mi yapıyor? Ama ben dolmuyorum. Yapar o yapar. <laughs> dolduruyor ben mu? De, dolduruyor, <laughs> dolduruyor <yani>. mu? Dolduruyor <laughs> ama ben dolmuyorum abi. Nasıl <laughs> <Doluyorsun> dolduruyorsun işte? <laughs> Nasıl dolduruyor? Ondan gelin olmaz. İstediğim Gözde diye bir kız vardı. Onunla evlenseydin ne güzel çoğunuz çocuğunuz olurdu. Mutlu olurdunuz. Antep'te seni herkes alkışlarda ayakta. Şimdi utanıyorum senden evladım demeye şey yapmıyorum diyor. Söylemeye utanıyorum diye evladım demeye diyor. Biz ama Nurgül'ün hareketlerinden dolayı. Valla benim olayı, annem de yok, bana benden utanıyor. Ey, Senin gibi <laughs> bir ev seçtiğim için. Eyvallahın. Bak Nerede şu burun var ya bu burunu biraz indir. Bak, Niye? Benim, bu burunu indir. Sana bir şey ben söyleyeyim sana mi? her şeyi yapayım. Benim ne burun istiyorsan yapayım. Benim burun kalkıklığım doğuştan var biliyor musun? Sen, sonradan olma değil senin gibi. Sen ne istiyorsan ben, yaparım. 5 yaşındayken de burnum böyleydi. Şimdi de böyle. Ama sen sonradan oldun. Yeter Hiç ki. olmuyor yapamıyorsun. Yakışmıyor oturmuyor yani. Ne size. oturmuyor? Oturmuyor. Ne oturmuyor? O burun abi. kalkıklığı oturmuyor yani. senin ne olduğunu biliyoruz senin çünkü. Yanında ben lan. biliyorum. Senin... Millet bilmeyebilir ama ben senin ne Dur, olduğunu biliyorum. Anne diyorum. niye istemiyor Emre'yi? Neresini istesin? Sahip çıkamadık bile bana. Annesine karşı gelip durup e, bana sahiple çıkmadı. Durmadan anamın evine gönderdi beni Esra Hanım. Seni annenin evine evet. Gönderdin. Durmadan kovdu beni evden. E neden? Ben kendi falan sen gitmedim. Sen kovdun mu? Ben kovmadım. Kendi kendine gitti. Yalan söyleme yalan söyleme. Sen yalan söylüyorsun. Defol git dedin. Nereye gideceğim? Her, de, her Nereye defa, gideyim? Anamın evine gideceğim. Her defasında yemin ediyorum o kadar saçma sapan Sen sebeplerden git dolayı. git o zaman evden git diyorum. Diyorsun ki sen git. Ceviz. Kadına sen git denir mi ya? Ee, evet yani kavga varsa senin gitmen gerekiyor. Asla kendini kaldıramaz. Ceviz kabını Soğuk yer 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 dışarıda. Ceviz kabuğunu doldurmayacak şekildeki muhabbetlere durmadan bastı bastı annesinin evine gitti. Ben her zaman bu ilişkiyi... İstemiyorum abi. Ben... Annen niye yukarımızda oturuyor? Sen niye dakika başı annenin yanına çıkıyorsun? İstemiyorum. Huzursuzluk veriyor bana. Sen artık annenler çıktın çıktın. Senin bir ailen var. Bir şey söyleyeceğim. Anneden tabii uzakla yani evlendikten sonra anneler tabii ki her zaman annemiz ama belli bir mesafe de olması lazım. Bu da rahatsız edebilir bir kadını. Ben... Özellikle devamlı dolduran bir hanım. anneyiz. Hayır, Bilerek hayır. iki, iki yan ya iki kendi annemden Bak, de senin annemle bir... eşit mesafede uzaklığa taşındım. Çok özür dilerim. Bir şey anlatabilir miyim? Senin annen miyim? niye geliyor ya? Bak çok özür dilerim. Ben kendi annemi de hissediyorum. Bir şey anlatacağım. Senin, evet. Bizim yörde de, bak bizim yörede gelinler yemin ediyorum kayınvalidelerin önünde tek ayak üstünde bekler, hı hı. tek ayak üstünde bekler, Kayınvalidesi ne derse gelin hemen onu yapar. Valla öyle bir benim gelin annem, getirirsen, bak sen getir. Benim annem. Ben kabul ederim bak, sen öyle bir gelin getir. Şu anda öyle bir gelin yok çünkü. Benim annem. Sen getir ben bak, ben kabul edeceğim diyorum. Getir öyle böyle benim bekleyecek bir gelin. Hay, niye gelinler tek ayak üstünde duruyor? Ha, ben ne ya lan? Saygıdan. Yani. Saygıdan. Saygıdan, yani, hürmetten. Onlar eskiden de eskiden. Yok saygıdan, hürmetten Ama yemin Ama o birazcık ediyorum. daha eski zamanı. Şey, Eskisi an... yenisi yok Esra Hanım. Hala bizim antebekli yani böyle emre, gelinlerimiz tamam, bir var, da, var. Bir dakika. Böyle gelinlerimiz emre de, var. Bir otur sana bir şey soracağım ya. Şimdi bak. Tamam böyle tek ayak üstünde bekleyen bir gelin olabilir. Ama öyle bir gelin almamışsın ki sen. Yani Tanıdığın bir insan var. Tek ayak üstünde durmayacak. Yani belki de dört ayak üstünde bile durmayacak. Durmuyor evet. yani. Şimdi... Tanımıyor musun evet, Nurgül'ü baştan? Anlatmış sana. Ya sayın avukatım ben tek ayak üstünde beklemiyorum. Ya, ama ya. dedikleri haklı oluyor e, zaman Nurgül Hanım. Sen değiştirmişsin. Birazcık diyorum. Hı. Ya şu egoistliği birazcık bırakalım, şu bırakalım diyorum ya. Egoistliği birazcık bırakalım. Biraz ılımlı gitsin anneme karşı. sana karşı. Biraz, sana bir şey söyleyeyim mi? Sana var ya, ya ılımlı, ya. gitsen var ya. Bir Kafamın üstüne çıkarsın sen. Ya sana an, bu sana bu mustahak yani, yani, anladın mı? Sen bununla yani böyle sana yumuşak davrandığım zamanları da biliyorum. Kaynıyorsun. Bir dakika ne, ne oluyor, oluyor ki davranınca Nurgül? Bu sefer bütün ipleri kendi eline almaya çalışıyor. Beni ezmeye çalışıyor. Onu yap bunu yap. İzin vermiyor oraya gitmemi buram. Ben böyle olduğum için diş çıkarttığım için istediklerimi yapabiliyorum. Hı hı. Nurgül. Nurgül Ay, Nurgül ne annem Nurgül? Annem bunları izliyor eziyor. Ne ve, ve bana ne diyor biliyor musun? Arıyor beni senden utanıyorum diyor. Neden utanıyor bu kadın biliyor musun? Biz evlenmişiz. Utanıyorsan çıkmasaydın. Evlenmişiz. Sen <laughs> şundan ya. bahsediyorsun. Villa, yok jip, yok şu, yok bu. Anneme saygısızlık, Benim bana isteklerim saygısızlık. bunlar. Yani sen ben sana nasıl alınıyor diye bir şey Sen bir şey önce söylemiş bunları. Beraber villa baktık Esra Hanım. Villa da baktınız. Kira, kiralık bir beraber villa baktık ya. Ne kadardı villanın kiraları? Hatırlamıyorum da baktık yani beraber e baktık Sen ya. bir ara düşündün villa kiralamayı hani o zaman. de düşünmüyoruz sadece yaşamak için villa baktık ya. E sana söyledi bu şeyi verdi o zaman bu gerçeği. Ben de ona şey. verdim yani dedim tamam ben de dedim evlenmeden düş, olur dedim beraber yaşayalım. Hı hı. Ben de ailemi hı. bir kenara attım. Benim ailem de bunları kabul edecek bir kadın değil. Neyi kabul edecek bir kadın değil Seninle birlikte evlenmeden yaşamayı ha, ne, kabul edecek bir kadın villada değil Villada mı annem. annem falan Emre villada tutturmazsa kabul etmiyorum mu dedi yani. Ha? Emre seni villada Hayır mı hayır seninle dedi. ayrı Evlenmeden bir önce yaşamayız. birlikte yaşayamazdık yani. Bize izin vermezdi ailem diyor. Ailem izin vermez de kim dinliyor? Şimdiki nesil dinliyoruz dinliyor, ailenin bir de bir talebi var mı? Villada oturun ya da böyle jibinize olsun. Benim da... annem Evet. Daha zengin biri. Kim yeri. istemez ki Esra Hanım? Herkes ister yani. Hı -hı. Çok daha lüks hayata her genç kız e, standart doğal olarak... Annesi de kızını öyle görmek istemez mi? Bu standartı beğeniyor mu şu anki sahip olduğunuz? Ya da evliyken sahip olduğunuz standartlara ne diyor anne? Ya benim annem karışmaz. <laughs> Onun annesi gibi bir anne değil. Ama ben... beğenmiyor ya Emre'yi çok. Emre'yi beğenmemesinin nedeni beni ailesine koruyamadığı için. Ya Yoksa hı. birlikte e, ikiniz de çok zeki insanlarsınız. Zaten onları yaparsınız mantalitesi var benim annemde. Hı hı. Yani Emre gerçekten çok zeki bir adam. Hı hı. Bir şey yapmak için yani böyle teknolojiden falan da çok iyi anlayan bir adam. Yani beni ön plana çıkartan falan o konularda tamam reklamını ben yapsam da teknoloji anlamında o çıkartıyor. Onu Neyin reklamını sen yapıyorsun? Yani bir şeyin reklamını yapacaksam arka planındaki çalışmayı o yapar. Uh -huh. Yani şimdiki hayatımızdan bahsediyorum. Ondan öncekinde de mesela işte bilgisayar çok iyi kullanabiliyor. Şimdi yani. Nurgül Hanım, uh -huh. Emre'nin şimdi evlenmeden önceki o naif kişiliği, yumuşak kişiliği sizi, sizi etkilemiş ya. Evet. Siz diyorsunuz ki Emre değişti. Ama bir taraftan da Emre'yi kuzu olduğu için beğenmişsiniz siz. Evlendikten sonra kurt gibi davranmasını istiyorsunuz. Bu değişimden biraz da siz sorumlu değil misiniz? Hayır ama. Ee, naiflik çok başka ya. Kurt Annesini gibi bir daha sınır çizen bir yapıda olsun istiyorsunuz yani, siz. Yani herkesin bir çizgisi olmalı. Mesela benim annem benim hayatıma ne kadar müdahale ediyor. Ama şimdi ederim, dışarıya sert olsun istiyorsunuz. Yok, Size de sert Annesini... olur zaten. O değişmez ki. Annesini birazcık daha sert olsun istiyor Hı. sanki yani e annesi karışamasın. karışamasın. Sert olsun istemiyorum bak yanlış anlaşıldı. Evet. Evet. evet erkek Hayır. ol biraz demedin mi sen bana? Erkek ol demedin mi? Erkek ol kelimesinin anlamını bana söyler misiniz? Erkek tamam. ol ne demek? Erkek olmak demek Bunu bunları tabirinde bunları döveceksin bir sürü şey yapacaksın o zaman yani erkeklik Benim, zannediyorlar. Ben yukarıda bakma. Öyle ben, bir kelime ya yaptım. Senin annenden öğren, onu. Dinlemeyi, öğrendi, dinlemeyi öğren bir dinlemeyi öğren. Senin annenden öğrendim. Biz... Benim lügadımda yoktu mesela o kelime. <laughs> ne demek erkek, olmak, erkek, erkek ol? senin annen de sana. Erkek ol. Erkek ol. Erkek gibi davranmış. Erkek adına. ol <laughs> demek ne demek Ondan biliyor öğrendim. musunuz? Demek? Erkek ol demek tamam mı? Heh. Ne demek biliyor musunuz? Bunların tabirinde kadına... Tabiri caizse çok özür dilerim çok kötü davranacaksınız şiddet yapacaksınız bilmem benim lukatımda böyle, böyle bir şey bir yok şey olmaz. Ben... erkek ol demek bu anlama yani geliyor. Erkek değil o, bakmayın. o erkek değil kadına şiddet uygulayan bana, benim gözümde erkek değil adam da değil kadına şiddet uygulayan bana göre dünyanın en zayıf aciz yani erkek bile demek istemiyorum çünkü sen kendinden güçsüze düşün gücünden yüksek biliyorsun ona vuruyorsun. Evet. Acizsin. Adam değilsin. erkek de değilsin benim gözümde. Eğer sen o gücünü, Allah'ın sana verdiği o kas gücünü kendinden güçsüze kullanıyorsan, sen benim hayatımda gördüğüm en zayıf insansın. En aciz insansın. Erkek misin? Erkek olabilirsin. Yani sonuçta cinsiyet ayrımı hani bir şekilde doğuştan verilmiş. Erkeksin ama adam değilsin. Kendinden güçsüze vuruyorsun bana göre. Hemen bu şiddet olayını söylemek istiyorum. Allah erkeğe gücü niye vermiş biliyor musunuz? Daha ilk zamanlardan beri kadını korusun kollasın diye. Sen bu Allah'ın verdiği gücü kadına böyle kendinden güçsüz vurarak oh ne kolay. Kendinden güçsüz hayvana vur, çocuğa vur, ona vur. Bu işin kolay gelsin dev gibi bir adam da git onunla dövüş göreyim. Sonra da erkeğim adamım diyor kadına vurup. Ya bir de anneler erkek çocuklarını yetiştirirken erkek mi olacaksın sen kadına saygılı olacaksın. Sevgini göstereceksin. Güçlüsün evet kas gücün var. Bak fizyolojik olarak ne güzel Allah vermiş sana ama niye vermiş biliyor musun? Kadını koru kolla dış etkenler eskiden hele ilk çağlarda ne kadar çok dış vahşi hayvanlar var, savaşlar var birçok şey var. O gücünü o aileni yuvanı korumak için kullan diye verilmiş. Allah da bunun için vermiş doğuştan böyleyiz ve silah buyurun. Derken onu kastetmemişsin. Sen yanlış anlamsın... Şimdi biz, ben de Rize'liyim bu arada. Benim gözümde erkek ne biliyorsun? Benim babam rahmetli. Babam öyle dövmemiş. Bir tokatını bilmem ama bize kimse dokunamazdı. Sana demek istemiş ki beni koru. E? Sen adam gibi duruşunu ben koruyabilirsen de güzel karının düşünüyorum. etrafına bile kimse yaklaşamaz. Sana bunu Vallahi bunu demek bir şey istedim. söyleyeyim Vesile Hanım. Ben çok önce Allah'tan... Erkek Bak, dedi, bir saniye. Bir Tamam bir, bir dinledim Hep ben sen tamam, dinledim. Erkek önce dedi, Allah'tan sonra da kadınlardan olduğumuzu her zaman söylüyorum. Kendisi de çok iyi Erkek biliyor. Dedi, ben, ona hop 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 mas, ben ona kadın gibi Bu davranıyorum. Biraz ağır başlıyor. O sana onu demek istemiş. Ben ona kadın gibi davranıyorum. Ben ona kadın olduğunu hissettirtiyorum. <laughs> ben ona narin olduğunu, onun üstüne titrediğimi, Ev işlerinde yardım ederken hayat yükünü almayı böyle onu şey yapmayı, çok yardımcı güzel bir olmayı şey bu, güzel ama şeyler. bu benim zoruma gidiyor. Şöyle çıkıp da erkek ol, bilmem ne. Bunlar Senin benim çok annen zoruma gidiyor. Senin benim Vallahi benimluğumda öyle bir şey, şey yoktu. yoktu. Ya. Bunun annesi soktu lügatımı o kelimeyi. Ne demek Onun istiyor annesi? annesi? Diyor ki, ne ya demek erkek istiyor annesi? Erkek ol işte. Ona yardım etme, ev işlerinde yardım etme. Sen oturacaksın, sana yemeğini getirecek, sana servis edecek. erkek aslında kadına o, yardım etmez diyor... ev işlerinde. Evet, de. evet. Ha. Öyle yani yetiştirilmiş. Ha. Ama Emre de yani bir şey gösterdiğin zaman yapan yani ben benimle evlendiği zaman bir bardak suyunu bile mutfaktan almayan bir adamdı yani. Ama benimle gösterince de öğreniyor yani bir hevesi var yapıyor Hı -hı. istiyor yani. Ama öyle bu annesini rahatsız etti Nazlı. Evet anında. evet annesini rahatsız etti ya durmadan onu bana söylüyor İşte mesela yukarıda gidiyor onu dolduruyor adam ol ben artık adam, ol, adam, ol, adam olacağım deyip oturuyor falan böyle. Ben adam olacağım diye Sen, oturuyor. Yani. İşte kahvemi yap götür falan. Ya nefret ediyorum yani. Bak burada anneler de aslında hep yani böyle ortak paydada birlikte ortak işler yapmayı aman erkeklik değil olarak gösteriyorsunuz. Oysa arayı bozmuş oluyorsunuz tamamen. Ne güzel birlikte yapacaksınız her şeyi. Birlikte tabii ki birbirine yardım edersin. Ama ben hani şu taraftarımda bence kadın evde olduğu zamanlar eşine güzel yemek yapabilir yani. Bu güzel bir şey bence kocasına yemek yapması bir kadının. Bana göre kadınlıktan ya da kadının güçlülüğünden düşüren bir şey değil. Sen ne düşünüyorsun Nurda? Yemek konusu. Evet. Ben yemek yapmayı genel anlamda sevmiyorum. Çünkü her gün dışarıdan geliyor bu yemek. Yani her gün gelmiyor aslında. Evdekilerden de yiyoruz arada bir. Hani ekonomik olarak bunu kaldırmak Mantık da kolay falan bir şey değil. yapıyoruz bazen makarna yapıyoruz yapıyoruz ya. Yani. Emre her yani, gün dışarıdan mı geliyor? 7 24 bu yemekler? saatte yemek yemiyoruz Esra hanım yani Her gün her günde yemek mi yenir ya. Arada Ge bir yemek yersin anlamda. tamam ya. Haftada bir kere yemek yersin Haftada bir yemek yersin. doğru doğru dürüst haftada bir kere yemek yersin. E, Sofra kurar e, yersin. E diğer yani. günler ne olacak? Ya ben babasız büyüdüm. Erkek kardeşin de yok. Biz o kültürle büyümedik. Herkes bir e, bir sofranın başında toplanıp e, işte öyle Herkes kendi kendine ekmeğin bir şey koyar odasına geçer öyle büyüdük Yemek yani. Yemek olmaz mıydı evde? Yani benim annem yapar da biz annemi çok umursamadığımız için ama annem hep isterdi. Sofralarda birlikte olalım o saatte kurulur falan soframız ama biz eşlik etmeyiz yani. Hmm. Herkes kafasına göre Ama bir çatal atarız, atarız ağzımıza bu falan. Bu birlik yani. sağlayan bir şey. Aslında aynı sofraya oturmanın bir anlamı var. Bir birlik, beraberlik aslında birlikte bir şey yapma, yapmış oluyorsun. Ortak yani, bir şey yapmış kişi, oluyorsun. Sabah öyle akşam birlik nedir ya? Sabah böyle akşam birlikte yemek yemenin de bir anlamı yok <laughs> bence. Nedir? Yani sabah öyle akşam e, çamaşır şey bulaşır var, Bilmem nesi var. Yani başımızı kaldıramıyoruz ki bulaşıktan. Kocayla oturup sohbet edelim o zaman. Yemek, ye. atıştır işte iki iki ye. parça bir şey koy ye. Yemek beklentisini söylüyor mu sana hani her gün yemek olsun şey olsun diyor. Yok, söyleyemez ki. Hı hı. Söyleyemez. Ben ben hayatta yapmam zaten. Şimdi benim tabi... kızım da mesela Heh. bana geldiği zaman kalkıp benim yemek yapmayacağım da o kadar emin ki çocuk. Kalkar kendi yapar. Bir de kültürel de şimdi Antep'e ben çok da şey imza günlerine gittim. Antep'te bir kere kadınlar çok güzel yemek yapıyor. Evet. Çok güzel sofraları var. Çok o kadar güzel. güzel sofralar kuruluyor ki yani belki siz de anne hani senin annen de belki çok güzel yemek yapıyordur muhtemelen. Çok Birazcık iyi. onun kültürel alışkanlığı da böyle büyük büyük sofralar ve yemekler. Ya ben çok özledim. Size yemin ederim. Hep böyle dışarıdan yemek ye 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 annemin yemeklerini özledim ya. Vallahi evde bir çorba pişireyim. Ya size ne lazım biliyor musun? Yani. Evde bir hizmetçi sabah kahvaltınızı kuracak kaldıracak. Öğlen başka bir yemek yapacak o zaman içerisinde. Yani hizmetçiyle... Yine sofranızı kuracak kaldıracak. Akşam tekrarda yani 7-24 saat kadın size çalışacak. Yani... Kadının hiç özel hayatı olmayacak. Her gün her gün yemek mi yenir ya? Nasıl her gün her gün yemek mi yemek? Her her gün gün Aç mı kalak, ölek mi, ne yapak? Ya bu kahve iç oradan ya. Her gün her gün yemek mi? Haftada bir kere tamam yeter yani. Haftada bir yesin. <laughs> ne yapacaksın yeter yeter bu yani. çocuk sofra... Yani saat. Hadi sofra kurulsun yani. Sofra kurulsun, haftada bir gün kurulsun yeter diyorsun Yeter sen yani burada. gerek yok. Pazar sabahları kurulur. Evet. Pazar sabahları kahvaltı yapılır yani. Yeter. Yet o. Sen ne diyorsun Emre? Ne diyeyim bu konuya herkes gibi ben de... Bir şey oğlum, diyemez oğlum ki. Dersi. Kabul bak, etti bunu çünkü. Noktayı hazırlamak zorunda kalırsın. Ya işte şuraya gelelim. Bak barışacaksınız. Şuraya. Kabul ettiklerinden biri bu mu şimdi? Evet. <laughs> kabul etti mi yani? <laughs> Hüseyin Bey bunu Günle... hiç şey yapamıyor. Hayır, kabul bak. edemiyor. <laughs> Hayır bak kabul et Şimdi barışırsanız... Söylendi. Diyor ki pazar günleri bir yemek sofrada yenecek. Yok Yere zaten günler öyleydi. Ekmek arası çikolata yiyip gezeceğiz diyor. Zaten öyleydi ya. Evet, zaten öyleydi diyor. Emre zaten... Kabeyi Düşüseyim Bey siz kabul eder miydiniz? Ya şimdi doğruyu söylemek gerekirse Nurgül Hanım kadar ileri gitmesi de Bu yemek şeyi, ritüeli gerçekten güzel bir şey. İnsanları Çok bir arada bulunduran, sohbet etme imkanı bulan. Ancak modern hayatın getirdikleri bazen ortak sofrada yeme imkanını elimizden alıyor. Yalan evet. atmayalım yani gerçekten ben de annemle birlikte her gün yemek yemeyi severim isterim ama iş güç dolayısıyla mesela geç, geç gidip birlikte yiyemediğimiz oluyor Nurgül Hanım kadar aşırı olmasa da bazen insan yemek öğünleri geçiştirebilir bu modern hayatın evet, içinde. Evet yani 3 gün olmasa ya Anneniz ama... de size yemek yeme, e, yemek hazırlamaya meraklı değil aslında biliyor musunuz? Hiçbir kadın size ya, yemek hazırlamaya mutlular. meraklı değil. Mutlu olalım diye. Mecburiyetten yani. Haftada yeter... bir kere yeter Yok. sizi mutlu etmekte. Bir de değil. bana <laughs> sebep olarak şunu söylüyor. <laughs> o kadar değil ya. <laughs> sebep olarak bana şunu söylüyor. <laughs> diyor evde de yapsam aynı para dışarıda ben de durup düşünüyorum evet aynı paraya geliyor diyorum dışarıdan söylüyorum dışarıdan söylüyorsunuz daha çok evet. kanat söylüyordunuz siz daha zaten. çok kanat bir birkaç tık fazla e, tutuyor Heh. ve ondan dolayı da Nurgül Hanım'ın isteklerini gerçekleştiremiyoruz yuvayı dişi kuşu yapmaz mı biriktireceksin abi kıt kanat tamam ben, biriktirmiş ben, ben biriktirmiş bir biriktireceğim sana sen biriktireceksin valla senelerdir biriktirmişim çalışmışım ya ama Nurgül'ün benim dün anladığım istiyorsun. kadarıyla birikmiş parası var senin yok ha, benim var yani yani aslında sen bu süreçte... Bir de senelerdir biriktiriyorum biliyor musun ben? Neyi biriktiriyorsun Hep böyle bir kenara atma arzusu. Kimin? Benim. Ben onda o kafadan çıktım artık. Boşandım, boşandığım gün eski eşime boşandığım gün o kafadan i̇şte çıktım. Bir şey söylesem inanır diyorum. mısınız? Size bu zamana kadar biriktirdim de ne oldu dedim ya. 6 sene boyunca ben Nurgül'e harcadım, verdiğim paralarla yemin ediyorum size bir daire bir de spor bir arabam olurdu. 6 senedir da. harcadığın Tabii. paralar. Bana harcamasaydın anneni harcayacaktın. Bir anne Yine de... harcayacak bir yer bulacaktın yani. Yo, Emin ol. Nereden biliyorsun ya? Emin ol. Bir de sen nereden harcamasaydın biliyorsun? bana başkası birlikte, harcayacaktı o birlikte parayı. birlikte yediniz işini işte. sonuçta sadece Nurgül yemedi değil ya mi? Ya şimdi o bana benim harcamasaydın benim bir şey hayatımda birisi olacaktı o harcayacaktı. Ha, sen olmasan hayatını... başkası biri olurdu o harcardı yani. Başka biri mi? muhakkak biri. Ben tek başına çıkıp dışarı kahve içmek isteyen bir insan değilim. Evimi çok seviyorum ben. <laughs> Evimde oturayım kahvemi içeyim. Dışarı niye çıkıyorum ben? Sen istediğin için dışarı çıkıyorum. Çünkü evde buluşamadığımız için aileyle yaşıyoruz o ara. Seninle kusura bakma yani kahve paramı da kendime ödeyemem. Öyle de bir dünya yok yani. <laughs> Benimle kahve içiyorsan, yemek yiyorsan ödeyeceksin. Ben yani kusura bakma hem ben yemek yiyeceksin... Hem de ben yemeği parasını ödeyeceğim kahvenin parası. Nerede ha, o sen... şey lüks? Abi o, Ol, üç defa ama. ben ödüyorsam bir kere de nacizan edersin ki ben ödeyeyim mi dersin? Ödeyemem. Ya, Asla bir dakika kadın hesap ödemez ben onu kabul etmem, etmem hiç. Bir Niye? şeyle bana Erke... şu söyleme. Neden kadın erkek eşit değil miydi? Eşit kadın erkek eşit değil miydi? kadın erkek eşitti. Tamam eşit ama eşit hukuki haklar olarak eşit. O şeylerde değil. O parayı da bilmem ne, param varsa sen ödersin. Kadın niye ödeyecek seni? Ne münasebet yani? Ödeyebilir. Kadın ha? da ödeyebilir. Zamanında bana da çok e, jestler yapıldı, hediyeler de alındı. Sana kim aldı? Eski hayatımdaki olan insanlar. Ben böyle şeyler de gördüm. Ben ilk İş defa mı sana? git. Ben ilk defa Nurgüle karşı bu kadar çok çalışma hırsı ama yoruldum biliyor musunuz? İnanın yoruldum. Hep böyle çalış, çabala. Geçiriyorum veriyorum yetmiyor bir ne şeyler. Ne çalışıyorsun bir mücadele sen ya? ya ben diyorum ki geçmiş çok yoğun mu çalışıyorsun şu an? Ya geçmiş hayatımda inanın diyorum bu kadar çok yoğun çalışmıyordum. Neden? Hı -hı. Çünkü hep onun bir istek arzusuna yetişebilmek Nurgül e için. Nurgül'e para yetiştirmek için çok çalışıyorsun evet. şu an. E Vallahi demek ki aslında sen... Demek ki bir işte çalışıyorsan üç işte çalışacaksın. Ama neden kaynaklanıyor işte. bu? Yine de onu sevdiğim için. Ama görmüyor ya. Ben Neyi görmüyor? onu seviyorum ve o hala ufak şeylerin peşinde. Bak bak. Emre Bey. Onu görmüyor. Heh. Şimdi Emre Bey şey de var. Nurgül Hanım diyor ki bak yetmiyor demek ki bu diyor. Üç işte çalışacaksın. Aslında Nurgül Hanım hayatın ekonomik olarak finansmanını istiyor. Sizi de evde görmek istemiyor büyük ihtimalle. <laughs> yani çünkü bir insan üç işte çalışırsa sizi hoş hiç görmemesi gerekiyor. Ama gerekir. ben ırgat değilim avukat bey. Gece Hı. gündüz ırgat gibi çalış çalış çalış. Ha, onu da yani, bir yerine yazın aklınızda. Irgat değilim. Ama şimdi Nurgül beklentilerini bir kadın olarak diyor ki benim beklentim hani dürüstçe bunda bu arada çoğu kadın da saklar ya böyle bir şey her kadın isteyebilir villa mı olsun jipi mi olsun şimdi bunu istemem diye kadın çok azdır yani. Gerçek anlamda herkes içinden ister ama. Yani şimdi adamı sevdiği için çok parası önemli değildir. Ya da kazanınca der. Nurgül açıkça diyor ki bak benim standartlarım burada. ister ol diyor ister olma diyor. Sen de bu standartları bilerek Emre olmaya çalışıyorsun. Ve şu mesela bana göre bir erkek 6 yıl içinde sen Nurgül'e para harcadıysan... ...bunun hesabını yapmaman lazım. Kesinlikle. Çünkü zaten sen onunla birlikte olduğunda birlikte yemişsiniz içmişsiniz. E, ama bak... Hesap yapmamam gerekiyor. Gerçekten de çok haklısınız ve çok ayıp. Bunlar da konuşulacak şeyler değil. Şimdi kanat yemişiz, şunu yemişiz. Burası da işin şeyi ama kendisinden sebep ben bu konulara geliyorum. Ne yaptın? Birikmiş paran yok. Benim var. Ne yaptın? Evin yok. Ne yaptın? Villan yok. Ey sen ister istemez diyorsun ki ya ben de bunları yaptım. Görmüyorsun. Seni doyuramadım ya. diyor adam Beni ya. Beni görmüyorsun. Benim ne kadar Haftada Haftada bir kere mi? yemek yiyen bir insanı nasıl doyuramıyor acaba? Haftada yani bir hiç yemek... bir kadını doyuramazsın o zaman. Haftada bir derken ama ben hafta de için... yeme bozukluğu var Esra Hanım. Hı -hı. Yeme bozukluğu hastalığım var benim. Ben yemek yemiyorum. Yani nasıl yani yemek yemiyorsun? Yeme bozukluğum var. Yani yediğim zaman çıkartıyorum falan. Ha, bulamıyor mu var? Yani yiyorsun... Hı -hı. Yer yediğim anda da çıkartıyorum. Ben hı hı. böyle yemek kültürü olan bir insan değilim. Sadece daha çok aparatif küçük şeyler yiyorsun. Onlar yersem midemde durabilir. Diğerlerini de o çok... abarttığım zaman hı hı. tuvaletteyim yani. Anladım. O da biliyor zaten o durumumu. Hı hı. O Peki. yüzden çok masrafım yok diyorsun yemek konusunda. Çok konusunu. masrafım yok derken yani aslında yemek masrafım şöyle Benim yani her gün antep fıstığım olacak mesela. Ha, bir şan fıstığı, Çünkü at, antep fıstığı. Ha, atıştırmak için. On, ondan sonra Kuru yemiş. Kuru yemiş, ondan sonra enerji içecekleri. E, bunlar para tabii de. Onlar da tutuyor belli bir miktarda. Kuru yemiş falan pahalı bu devirde artık. Onları söylüyor işte o da. Onları mı söylüyorsun? İşte Elektrik bir mama faturası. var, mama alıyorum falan. Yiyor. Ama sana bir şey söyleyeyim mi? Yersin abi yemek de önemli sana değil Sana bir şey de. söyleyeyim mi? Söyle. Daha çok yiyebilirdim yani bir de öyle düşün. Yeme bozukluğum olmasa daha çok Bu yememiş halini diyorsun. Tabi. Maşallah. Ha düşünsene ya, niye iştahlı bu yememiş, halini. Bu yememiş hali maşallah. Ben iki yakan bir araya gelmedi. Altı senedir ev olamadım, araba ki, alamadım, araba alamadım. Ya olay yemek değil ya. Taktığın saat. Giydiğim çorap, giydiğim ayakkabı, taktığım çanta, olay bunlar. Ha onların da paraları var. Bir dakika şimdi marka seviyorsun. Sen evet. marka mı seviyorsun? Evet bu, Gül? marka düşkünlüğüm benim çocukluktan beri vardı. Hı hı. Yani ben ortaokula gidiyordum. Annemin durumu yoktu. Yaz saatinde çalışırdım. O istediğim pantolonu almak için bir ay çalışır alırdım yani. Hı hı. Küçüklükten beri var bu bende. Ve hı benim bazı insanlar ile... sevebilir, marka sevebilir. Çocuğumda da var. Hı hı. O en lüksleri istemiyorum. O en lüksleri istemezsem biçimiz <laughs> yetmez yani. Hı hı. Benim çocuğumda da ben aynı şekilde onu da öyle yetiştirdim. İyi olmadı Peki o. Senin kıyafetlerini... onu alırken kendime de alıyorum mesela. Kıyafetlerini, ayakkabılarını e, aslında Emre mi alıyor? Hayır. O almıyor mu? Ben kendim alıyorum ya bir de onları e. alsan olacak. Ben ne yapıyorum ya ben hiçbir şey yapmamışım. E arada anım, bir destek senedir. oluyorsun işte. Ben hiçbir şey yapmamışım ya. 6 senedir de körsen, beni görmediysen, hala bu ilişkiye devam ettiysen burada büyük sorumluluk da suç da sende yani kusura bakma. Ya ben Şimdi çok bitirmeye da... çalıştım. Neyi bitirmeye çok çalış bitirmeye çalıştım. Sen ne dedin? Ben öyle olmayacağım. İstediğin gibi adam olacağım. İstediğin gibi birisi olacağım. Sen ne istiyorsun? Ne olacak? Çocuk istemiyorsun. İstem i̇stemiyor. Ben çocuk. zaten... beni bu şekilde oyaladın sen. Tamam, ben çocuk istemiyorum. <laughs> tamam, çocuk istemiyorum. Ben de çocuk istemiyorum. Çok önemli değil hayatım. Sen benim hayatımda ol. <laughs> Ömrümüzün sonuna kadar beraber olalım. Beraber aynı evde yaşayalım. Çocuğumuz olmayı versin dedin. Emin, Şimdi de sen çocuk istiyor musun? O istemiyor diye istemiyorum. Ama aslında kendi... işimde var tabii ki de çocuk. Senin çünkü çocuğun Her... yok. Hiç yok. Bu sadece bir örnek Esra İnsan Hanım. Bunun gibi bir olsun sürü... ister yani tabii ki de. Önemli bir problem ama bu bir evlilikte. Şimdi bir tarafın hiç çocuğu yok, öbür tarafın çocuğu var. Bir taraf çocuğu olmayan taraf aslında içinden çocuk istiyor ama karşı tarafı sevdiği için istediğini de söyleyemiyor. Sen hiç çocuk düşünmüyor musun Nurgül? Ya bir çocuğun geleceği olmadan çocuk getirmenin bir anlamı olduğunu düşünmüyorum bu hayata. O yani maddi olarak şimdiden. yeterli bir maddiyatınız olmadığı için. Evet. Yok Hı -hı. yok çocukta öyle Kesinlikle. bir e, hayali var yani ki. Yani Emre diyor ki çocuk çocuk e, kısmetiyle düşün. gelir yapalım diyor olur diyor. Olur mu öyle şey ya? Evet olur. Yani aslında belli bir birikim olmadan. Benim anam babam beş tane yapmış. Evet. Vallahi öyle nasıl büyümüşüz ben bilmiyorum. Nasıl, nasıl büyüdük tabii? Emre? Nasıl öyle büyüdük? Sokakta olsun. büyüdük Emre sokakta. Hangi bir okula ne bile güzel. tek başımıza gittik geldik güzel, ya. Her şeyi öğrendik ama. Hiç kimse bizi hayatı okula öğrendik. götürmedi yani. Hayatı öğrendik Ben öyle mi? çocuk büyütmem. Hayatı öğrendik. Şu anki durumda zaten öyle çocuk büyütülmez. Bitti o devir. Şu an aslında gerçekten bir insanlar çok daha itinayla çocuklarını büyütmeye çalışıyorlar ve bu da bayağı bir masraf demek. Emre senin böyle bir e, bu masrafı karşılayacak bir gelecek yatırımın var mı? Planın var mı? Bu da önemli. Ya şöyle söyleyeyim. Yok. Var var. Yok. Var Nurgül. Nerede var? Benim Altı senedir niye göremedim yani? Aslanlar gibi mesleğim var. İşimde gücümdeyim. Valla benim de var da bıkmışım artık. mesela istifa ettim. Meslek yani çocuğu şey. Kafa atar, istifa eder. Mesela sen çocuğun Nurgül devlet okuluna mı özel okula mı gitsin istersin? Devlet Fark eder okulu. Mi? Devlet okulu istiyorsun. Özel asla istemiyorum ben. E, bu güzel bak o O şartlarım varken de özele vermedim ben. Hı -hı. Çünkü özelin şişirme olduğunu düşünüyorum. Yani e, bak çünkü düşünce. okul özel okullar çok masraflı olduğu için soruyorum. Ama özel ders aldırıyorum evde. Hı <laughs> hı. eksik kaldığı yerlerde özel evet, ders aldırıyorum. Tamam ben konuyu toparlayayım. Ben çocuk istemiyorum abi. Tamam hı. mı? Çocuk istemiyorum. Hı. Villa yapamam şu anda müsait değilim. İleride jip, villa düşünüyorsun. Evet, de alamam. Barışalım. Ne istiyorsan tekrar yapalım. Ya Emre tamam normal tamam bir mı? ev al bak. Villa istemiyorum. Normal kartı bir ev. Başımızın oturduğumuz oturduğumuz evler onu alsan onu yeter. satın alsın. He. Onu al. Küçük bir de bir, bir tane marka söylemek şey. Normal sıradan bir bilek araç ara al. Kadar. Sen biliyor musun ha? sitedeki Ama şimdi oturduğunuz evi bir satın ev. alırsa üst tarafta yine kayınvalideniz var. <laughs> Hayır. O standartta bir ev alsın ha. diyorum. O standartta bir ev. Küçük de bir araba istiyorsunuz. Ha, evet yani. O yapan... standarttaki ev 4,5 milyon Esra Hanım imkanı yok. 4,5 milyon şu Tabii. an oturduğunuz ev. 4,5 milyon. Oo, pazarlık ettikçe kaybettiniz. Nurgül ama hanım. bak o da o kendi Ama standartını villa düşürdü. Para. 50 bin lira villa villadan geldin 4,5 milyon onu da kabul etmiyordum. Evet işte yani, yani. ona da durun. Peki çok. diyelim ki ya bir ya dakika onu da kenara bırakalım. Ama, <laughs> Emre yangına Bey. körükle gidiyorsunuz avukatım. Emre Bey e, araba alabilir misiniz küçük bir araba? Benden zorlasanız hiçbir şey çıkmaz. Vallahi çıkmaz. <laughs> Yemin ediyorum yani ben Nasıl isterim. hiçbir şey çıkmaz? Gönül ister. Karayda eşetim. Araba alacak paran yok mu? <laughs> Herkesin varmış gibi soruyorsunuz Esra Hanım. Araba alacak da mı paran yok gibi soruyorsunuz. Hayır, paran da mı yani. demiyorum. Yani ama yani şimdi yok, sen o zaman araba alacak sonra... şey yok, bir şey yok. Sen niye bu kadınla oldun o zaman? Oyalıyorsun kadını. Söyleyemedi Esra Hanım da ben söyleyeyim. Niye bu kadını oyalıyorsun? Hayır, aylık yüz bin kazancın var ya. Krediyle, borcuyla alırsın onu. Esra Hanım, kalmıyor ki kira öde, fotograflarını ne, ne? ne kredisi ya? Buna kredi Durman falan de, çıkmıyor. Her şey öyle çıkmıyor değil. mu? Böyle Öyle korkar ki bankala banka işlerinden Hayatta bulaşmaz. Banka kartı zorlan var, o da yani emekli bankası var ya, emeklerin bankası oradan var yani. Bir tane banka kartı var. Hmm. Orada yani eksi, eksi bakiyesi falan bile yok yani. İçine para koyarsa. Onu onun kredi de, kartı. Şey Benim kredi istiyorum. kartım yok şu anda. Öyle bir durumumda müsait değil. Ee, beni seviyorsa böyle gelsin. Böyle gelmiyorum. Çırıl çıplak derken zaman geçtikçe Allah büyük yani bir şekilde. Bir şey de yaparım bugün. diyor. Filiz Hanım hep parmak kaldırdı buyurun. Çok fazla. Ee, siz neden çalışmıyorsunuz? Niye destek olmuyorsunuz? Yok Ondan ben yok. çalışıyorum. Çalıştım da benim yani sigorta sicilime baksanız benimki dolu zaten emekli olacağım yaşımı bekliyorum. Ben çok çalıştım. Yani onun sigortası bile yok. Tamam şimdi Var, size Nasıl yok ya? Şimdi size ev alacak, araba alacak ya. Evi, arabayı aldıktan sonra siz ona çocuk doğuracak mısınız? Evde yemek yapacak mısınız? Hala dışarıda mı? dışarıdan mı yemeği söyleyeceksiniz? Bunları da yemek yapacak yapmam. mısınız? Yemek yapmam. Ben hiç yemek yapmadım, yapmam. Yapmıyorum. Ama evle arabayı alırsa düşünülebilir yani. En azından çocuğuma bir gelecek olur o da. Çocuk diğer çocuğumun geleceğini hazırladım evet. Ama bunu da doğmadan önce yani <laughs> en azından düşünmeden önce evet en azından bir biz öldüğümüz zaman bu, yani bir araba bir şey kalsın çocuğa. Şimdi şeyi de üzüldüm ya bazen de şimdi benim de oğlum olduğu için üzülüyorum. Neden üzülüyorum? Şimdi Emre'nin durumu yok ama e, seni çok seviyor Nurgül. Evliliği sürdürmesi için birazcık bir şeyleri taşın altına elini koyman gerekiyor. Çok koydum da hayat öyle bir toz pembe değil. Keşke şimdi mesela istediğimiz altı her şey yıldır, olsaydı yani. Şimdi sen 6 yıldır birliktesin ya Nurgül'le. Evet. Ama birazcık hani bir tane araba alabilirdiniz. Para ya biriktiremediniz Hanım, mi hiç? Millet ya, Millet bugün askeri ücretle inanın diyorum. E zar zor geçiniyor. Evlerini geçiniyor. Hayat pahalılığından kimse bir şey yapamıyor zaten. Asker ücretle zor geçiniyorsunuz ki köşeye kenara bir şey atın yani. Anladınız mı? Ben nasıl kalkayım da hem asker tamam ben asker ücretle de çalışmayan bir adam olmadığıma rağmen yine de yapamıyorum. Daha nasıl yapayım ya? Daha hı hı. nasıl yapalım yani? Belki e, o kadar birazcık daha masraflarınızı kısarak para biriktirebilirsiniz. Nurgül belki masraflardan biraz kısar. Ben para falan biriktiremem. Nurgül <laughs> <Yani gülüyor> bundan sonra. Para size... ne yapamam? Biriktiremem. Hayır siz masraflar... Ben masraf para var. biriktiremem. Para ne için? Harcanmak için yani. Hayır mesela 100 bin TL kazanıyorum diyor ya. 100 bin TL'nin 100 bini de gidiyor mu yani? Gidiyor. E çok ama bu ya. Gidiyor Esra Hanım. Ya 100 binin 100 bini niye gidiyor Yanlış mesela? Yanlış anlamayın Esra o Hanım. Niye gidiyor? Nereye gidiyor 100 bin? 100 bin lira sallıyor ya. Sallamıyorum Esra Hanım. He? Hesaplarını yarın yapar Herhalde getiririm Herhalde sallıyordur ben. yani. Yo, ben o kadar parayı bir arada görmedim. Haberi mu? bile yok. Yani inanın ben, diyorum. Beni ilgilendirmez ki. Size markim. durumu beni ilgilendirmez. Markete ben gidelim. Ben ne istersem alınacak. Bana ne senin cemlik paradan? Markete gidelim. Suyun fiyatından haberi Vallahi yok. Valla tasa tasarruf parasını, edecek olan varsa da sen... Ekmek parasından haberi yok ya. Yok. Ekmeğin Yo, ne kadar para olduğundan haberi yok. Nereden bileyim ben? Ekmek ne, ne kadar? kadar Vallahi ya. bilmiyorum ya. Ekmek en son 10 lira falan ne kadar? 10 lira falan diyorlar. 8. 8 ile 10 doğru. Biliyor Sekizli muydun on, bunu? On. Hı? Bunu biliyor muydun? Ya duyuyoruz televizyonlardan o kadar. <laughs> biliyor muydun ekmeği? Nereden bilecek? Bulüm yastasıymış kadın ekmek mi <laughs> yiyor ya? Hayır yiyorum. Yediğim ha. zaman çok yiyorum. Ekmeği de yiyorum. O, onu bilmeniz lazım o zaman. Aşırı Sekizli da yiyorum. Ondan sonra 8-10 lira arası ekmek fiyatları. Şimdi onu sorup bazı insanlar gerçekten bilmez. Yani mesela ben de iş kadını olduğum için çok böyle ekmek işte eve diyorum hemen marketten bir şeyler söylediğimiz için çok bazen parasına bakamayabiliyorsun ama bu hiç tasarruf etmediğin anlamına gelmez. Ama Nurgül'ün savunduğu şey ben niye tasarruf edeyim diyor. Hayat harcamak için geldim diyor. Bana ne yani? Açıkça söylüyor şimdi kadının söylediği açıkça. Tasarruf bilmiyorum. etmeyeceğiz. Sen daha fazla kazanacaksın. Yani birin standartımı sağlayıp üstüne daha fazla kazanıp birikim yapacaksın. Vallahi çok çalışıyorum. Daha fazla çalışsam da fazla ne gelmiyor. yani bu daha adam? gelmiyor yani. Daha ne bu kadar geliyor yani. Daha fazla çalışsam da elime bir şey gelmiyor. Keşke gelse de ben ailen yardımcı olabilir Emre'ciğim. Gönül isterseniz saraylarda yaşatmak. Ama ailen alabilir sana bir ev. Vallahi gönül istiyorsa ailenin durumu var mı ev alacak? Var ama nurgül harcamaz. Hani onlar da nurgülü istemediği için. Nurgül harcamazlar. Yani. Ailesi bir ev alsın, çocuk yapsın desin. Yapalım Almazlar. mesela. Ha O zaman ha. yaparsın çocuğu. Bir, çocuğu. bir ev alsınlar. Ev senin üstüne mi olsun mesela? Yok hiç fark Öyle etmez. Evlilik bir şey Evlilik. Değil. Burada böyle diyor. Evlilik yani nasıl burada evliyken, böyle diyor? Evliyken, ev alacağız, muhabbetini yapsak bile benim üstüme olacak ev diyor. Ha yani Benim, benim üstüme üst... olacak tabii, diyor. her şey benim üstüme olacak diyor. Öyle mi? Ya annen gün... alırsa benim üstüme olmaz. Annen alırsa senin üstüne olsun fark etmez o. Ama tabii ki de sen olacaksan benim üstüme olacak. Onu söylüyorum. Sen alacaksan benim üstüme olacak. Ama annen alacaksa tabii ki de benim üstüme yapmaz. Senin üstüne yapsın. Hı hı. Anlıyorum seni. Ne düşünüyorsun? Annenle konuşabilir misin Emre? Gerçi istemiyor Nurgül e ama belki ikna olur mu anne? Annemle konuşsam da inanıyorum bir tane yine bile zaten vermedi, almadı da bize. Emre Bey. Hı hı. Düğünde takıları bile istemedi. Herkese tek tek söyledi. Yeniden düğün hı. yapacağım diyor. Onlara gelsin diyor. Şimdi ben burada bu hanımefendiler var. Benim de küpe düşüp düşüp duruyor. Ee, şunu soracağım. Nurgül gibi, sormam lazım Nurgül. Nurgül gibi gelin ister miydiniz Kaniye Hanım? Ev alır mıydınız? Yok almam. Benim iki tane kızım Almanya'da kendi evlerini kendileri aldı. Ee, arabalarını aldı. Nurgül gibi böyle çok hırslıydılar. Her şeyini yaptı hiç. Adama da merhaba demiyor. Ha. Gelip... İşte benim de merhabam olmadığı için söylüyorum. Benim var zaten. he ama çok hırsızsın her şeyi de isteyip de böyle evde oturup da yaşlı vallahi şey ben de olsam benim gelin benim gibi bir gelin istemem. Ben bunu söylüyorum. Ben i̇stemem. olsam benim gibi bir gelin istemem. İstemem diyor. Aykırı bir insanım ben. Benim annem de benim gibi bir evlat doğurmak istemezdi belki. Doğurmuş yani. Nurge bu düşüncelerin hiçbiri senin değil. Bu annesinin düşünceleri. Annesinin Kız kardeşlerinin hep Nurgülün kafasını, beynini yıkıyorlar. Yo bayağı Nurgül Hanım'ın düşünceleri ya, bunlar ya. Yok kendisine orada yani kendi, kendisi, rol yapamaz. Bir dolduruşa insan. da geliyor ama ve oradakiler de diyor yok Emre şöyle annesi de beni sevmiyor zaten istemiyor. El kızı şimdi, dolduruyorlar. Ben bunu biliyorum, tahmin bugün ediyorum ben, yani. Bugün ben Nurgül'e yani demiştim ki hani barışmak konusunda ne düşünüyorsunuz? Tabii barışmak kolay bir şey ama ortak noktalarda buluşmadıktan sonra o barışma bir günlük olur, ertesi gün yine kavga edilir. Senin burada bir şey söylüyor olman lazım. Nurgül'ün şimdi istekleri belli. Şimdi kadın çok net net söylüyor. Sen hani burada hangisinde ortak noktaya varabilir, Hiçbirine varmazsan barışamazsınız. Hangisinde? Bunu yapabilirim diye diyeceksin. Zamanla yaparım diyorum. Yani altı senedir zamanla yapacağım diyorsun Emre. Yok yani. Olmuyor. Zorlama. Sen ayrılmayı göze aldı mı Nurgül? Çünkü senin sözlerin ona götürüyor biraz. Yani çünkü yapamayacak bir adam ya yani sana istediğin e o lüks yaşamı güzel, veremeyecek. Ne güzel sordunuz. Gerçekten benim de demin Emre'ye tam bunu soracaktım. Normalde biz boşanma davalarında böyle pazarlıklar görüyoruz. Evet. Yani bu Nurgül Hanım'ın söylediklerini söyleyen bir kadın ya da erkek çıktığında diğer taraf ona boşanma davası açıyor. Hı hı. Yani bu ev barışmak için yapılacak bir pazarlık değil. Böyle hı hı. şeyler açığa çıktığında boşanır insanlar. Evet, Çünkü dehşet evli... bir... Şimdi Nurgül Hanım'ı gerçekten eleştirmiyorum. Herkesin kendi istekleri kendi olabilir Kendi istekleri hayatında. olabilir. Ne, ee, ne söylüyor iki kişinin, i̇ki kişinin ilişkisine de karışmıyorum. Evet. Buna şeyde... Ancak e, ortalama bir vatandaş bu istekler dile getirildiğinde ve bu şekilde bu dille dile getirildiğinde bunu kabul edebiliyorsanız evlilik tam bir şey olmuştur. Ticarethaneye dönmüştür. Orada duygu kalmamıştır. Ya benim duygularım hala var. Emre çok seviyor. O zaman yani bir karar vermen bir lazım. Bir ortak evet. şeydi. Evet. Yani ben onun için bir Nurgül'den cevabı almak istiyorum. Yani sen hani bunları yapamazsa kaybetmeyi gözü aldın mı? Yani yapam... Çok vallahi. Ya hiç böyle dedi. Bir atlayayım. erkek olsa ne olur olmasa ne olur. Ben kendi başıma hayatımı daim ettiriyorum zaten. Çok erkek seven bir kadın da değilim yani. Hı hı. O çok naif olduğu için, benim ruhumdan anladığı için ona evet demiştim. Ama evlenince de çok bu durum erkek, değişti. Çok erkek erkek bir, bir adamla olmaz zaten benim yani. Oo, hı hı. Onu getir bunu. Ben bir de babasız büyüdüm abim de yoktu. Kızlarla büyüdük biz. Erkeklerden nefes eden bir cinsim yani. Ha. Ama sen Emre'yi sevdin, sen de sevdin. Ama bana öyle davrandığı için sevdim. Naif davrandı, Ş Evri, iyi davrandı. Böyle erkeklerde varmış dedim de sevdim yani. Kendini Evlenince tosun. şey oldu. Değişti. Niye değişti Emre? Değişmedik işte istediklerini yapamadığımız için böyle oldu. Değiştiğiniz... Bence sadece o değil birazcık tavrın tarzında da değişti. Yok ama o kadar çok ağır geliyor ki artık söylediği şeyler. Bir anda parlıyorum. Bir dediğim bir dediğimi tutmuyor yani sinirleniyorum. İster istemez sinirleniyorum. Dedikleri kelimeler çok ağır. Yani ilk... Senin bu... bir dediğin bir dediğini tutmuyor çünkü annen seni dolduruyor. Beni annem... O taraftan da ben dolduruyor diyorsun ya ben annemle görüşmüyorum bile. Annem Seni doldurdukları için benim için de aynı şeyleri düşünüyorsun ama öyle bir şey yok. Şimdi... Bilmasla Hanım'la annesiyle bir konuşalım, annenle bir konuşalım. Belki de yardımcı olur, belki biz ikna ederiz onu bu konuda. Yani çünkü emre çok yüksekli ve böyle masum durmasına da. Ben üzülüyorum açıkçası. Şimdi bir şeyleri yapamıyorsunuz ama bir kadını da çok seviyorsunuz. O da zor bir şey gerçekten. Bir bakalım anneyle bir de biz konuşalım. Sonra ona göre yarın devam edelim. Şimdi diğer konumuza geçiyoruz.